Madnasa Türk Bükü'nün sunduğu Silikon Vadisi programı başlıyor. Silikon Vadisi'ne herkese merhabalar. Ben sunucunuz İnci Karaca. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta sizler için çok güzel bir program hazırladık. Bu hafta 3 değerli konuğum var. 3 farklı sektörden hem kripto konuşacağız hem otomotiv sektörüne gireceğiz hem de ödeme sistemleri yani fintech, finansal teknolojilerle hakkında bilgiler alacağız. E, ve yine bol bir program bizleri bekliyor olacak. Şimdi isterseniz de fazla uzatmayalım hemen programımıza başlayalım. Türkiye'nin teknoloji programı Silikon Vadisi yine dop dolu ödeme çözümleriyle ilgili yepyeni teknolojiler. NFT nedir ve bir NFT nasıl pazarlanır? Otomotiv sektörüne özel yüksek teknoloji yazılım çözümleri. Hepsi ama hepsi az sonra Silikon Vadisi'nde. Silikon Vadisi'nde bugünkü konuğum gerçekten ödeme sistemleri ve finansal sistemler, finansal teknoloji tarafında önemli firmalardan biri olan Propane Genel Müdürü Murat Sıcakkanlı. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. E, finansal sistemler demişken bu pandemiden sonra fintech, finansal teknolojiler oldukça hızlı büyüdü. E, evden alışverişler, evden çıkmamalar hatta biraz önce de yayından önce de sizinle konuşuyorduk. Ben evden hiç çıkmıyorum artık dediniz, değil mi? İki aydır maalesef <laughs> şehre indiniz. <laughs> bizim indi. sayemizde şehre indiniz. Peki ben hemen sormak istiyorum. ProPay tam olarak ne yaptı bu süreçte, neyi çıkardı? Aslında bizim hep kafamızdaydı. Yani biz çok uzun yıllarda yazılımla uğraşan bir firmayız. ProPay bizim yeni bir startupımız aslında burada ucu noktamız. Biz hep kendimizi daha çok farklı alanlardaki yazılım çözümlerine odaklıyorduk. ProPay bizim fintech bacağımız oldu. Hı hı. Hep kafamızda işin bir kısmını fintech'e dönüştürmek gibi bir fikir vardı. Aslında pandemiyle beraber ortaya çıkan ihtiyaçları çok fit eden bir ürün ortaya koyduk. Bunu da kendisiyle beraber ProPay'in çıkmasını sağladı. Buradaki hikayene Biz aslında biliyorsunuz pandemiyle beraber kritik olan işlerden bir tanesi. Özellikle evlerden yapılan siparişlerin işte kapıda ödemeleri, kuryeler, evet. temassız ödemeler bu gibi inanılmaz ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bizim burada yaptığımız en kritik iş özellikle bireysel cep telefonlarını bir post makinesi haline çeviriyoruz. Yani bugün bildiğiniz işte kapıdan ödeme alan EFT post terminalleri ya da yazar kasa terminaller yerine insanlar artık kendi cep telefonlarını temassız kredi kartıyla ödeme alan sistemler haline dönüştürüyor. Bir dakika şimdi yanlış olmasın. Son kullanıcı tarafından bahsetmiyoruz. Aslında kurye e, ya da e, firmalar, e, firmalar tarafından, tarafından tarafında. bahsediyoruz. Ben ben de bir işletme sahibiyim ama e, şey kullanmak istemiyorum. Post cihazı kullanmak istemiyorum. Kendi özel telefonumu da bir akıllı telefonu da ee, bir post cihazı gibi ödeme alan bir sistem haline getiriyor. Tamamen öyle. Yani buradaki ihtiyaç nereden çıktı aslında? Siz de bunu günlük hayatınızda yaşıyordunuz. İşte kapınıza gelen kurye ya da işte e, yemek portallarından yaptığınız siparişlerde görüyorsunuz. İşte kurye hem kendi operasyonunu yöneten bir cep telefonu var. Oradan siparişlerini okuyor. Evet. işte teslimatlarını görüyor. Sepeti görüyor. Bir de bir ödeme kaydedici cihaz da geliyor genelde. Post, size. Cihazı. post cihazıyla. Aslında buradaki hikaye şunu sağlıyor. Hem bu kendi operasyonunu yönettiği, bu kendi telefonuyla hayatına devam ediyor. Son noktada ödeme tuşuna bastığı zaman o cihaz bir post terminaline dönüşüyor telefon ve e, kartı temassız olarak dokundurarak da ödemenin alınmasını sağlıyoruz. E, tek fark galiba bu slip dediğimiz o şeyin ol babası bu telefonda. Bu onlarla ilgili ekstra cihazlar da var bildiğim kadarıyla Çoktandır da vardı hatta e, Türkiye'de de var diye tahmin. Edelim. Türkiye'de de var ama aslında e, burada enteresan bir nokta da oldu. Biliyorsunuz uzun yıllardır özellikle de BKM Türkiye'de Hı -hı. temassız ödemenin güçlenmesi için hatta televizyon reklamları yapıyor farklı çevre. İşte bin nüsvet bir nasihat durumunda geldi. İşte pandeminin en büyük artılarından bir tanesi insanların temassız e, kredi kartı kullanımı ve talep etmesini arttırdı. Çünkü biz Hı -hı. işte pin dokunmak istemiyoruz, kartı bir yere takmak Aslında istemiyoruz. Evet. Dolayısıyla özellikle pandemi öncesine göre inanılmaz bir hızda hem talep arttı hem kullanım arttı. Hı hı. Dolayısıyla kısa süre içinde özellikle de bu sene sonuna önümüzdeki senenin başı itibariyle de neredeyse temassız yani cüzdanınızda mutlaka bir tane yani birkaç kartınız olabilir. Bir tanesi mutlaka temassız oluyor ve ödemeyi de ondan çözebiliyorsunuz. Aslında o cihazlara da ihtiyaç duymuyoruz. Bu... Tap on phone dedikleri teknoloji bu mu tam olarak? Yani temassız teknoloji mi? Çok mi? doğru. Tap on phone dedikleri teknoloji tam olarak bu. Ee, ya birkaç sektör örneği var aslında buraya baktığınızda. Demin işte kuryelerden konuştuk. Mesela bizim ilk çıkış noktalarımızdan bir tanesi taksiciler. Hmm. Ee, bugün baktığınızda özellikle yine aynı şekilde mesela taksi dediğiniz zaman hep aklımıza nakit geliyor. Hmm. Ama insanlar takside kredi kartıyla da ödeme almak istiyorlar. Bizim mesela ilk müşterilerimizden bir tanesi taksicilik sektörü oldu. Yani burada en büyük avantaj ne? Taksici artık kendi telefonuyla çok hızlı bir şekilde ödeme ve ücret bilgisini girip müşterinin kredi kartıyla bu tahsilatı gerçekleştirebiliyor. Farklı sektörlerde çok rahat pivot edebiliyoruz yani ürünü. Ben şeyi de merak ettim e, tabii biz şu ana kadar hani e, B2B tarafını konuştuk. Yani daha doğrusu B2B demedim de sizin işte e, son kullanıcıya değil de firmalara yaptığınız çözümler üzerine. Bir de son kullanıcı çözümleri üzerinde şey de var mı? E, giyilebilir teknolojilerin kullanılması. Yurt dışında çokça, Amerika'da falan çokça kullanılıyor işte saatten ödeme, farklı farklı cihazlardan ödeme alınması gibi. Türkiye'de henüz o kadar hala görmedik. Bunun nedeni ne? Ya da daha gelmedi mi? Yoksa cihazlar mı bunu desteklemiyor? Yani post cihazları mı desteklemiyor? Sizin bu sisteminiz destekliyor mu? Gibi sorular silsilesi evet. size gelsin. <laughs> çok sorduk. En bakmayayım. sondan başlayayım. <laughs> ee, bizim sistemimiz destekliyor. ya yani Bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi büyük bir telefon şirketinin çözümü Hı -hı. olan. Burada isim verebilir evet. Apple Pay çok jenerik Hı -hı. bir isim olduğu için verebiliyoruz evet. diye düşünüyorum. Ee, bizim teknolojimiz bunu kabul ediyor. Hı -hı. Ee, bu aslında... Şimdi e, Teponfon işinde ilk fazdayız. Hı. Yani burada öncelikli olarak şu anda B2B çözümler e, sunuyoruz. Ama ben çok iyi biliyorum ki, ki bu bizim yol planımız içinde de var. Biz bunu B2B2C yani son kullanıcıya ulaştıran, hı hı. müşterinin e, kendi kartını kendi telefonla tepederek e, özellikle e-ticaret sitelerinden yani çünkü her ne kadar e, işte kart saklama teknolojileri işte sanal post operasyonları insanlarda güven uyandırsa da hala bu sisteme çok güvenmeyen bir kesim de var tahmin evet. edebileceğiniz üzere. E, dolayısıyla bizim ikinci pivot ürünümüz veya üçüncül pivot ürünlerimiz müşterinin kendi telefonundaki uygulamalarda kendi kartını kendi telefonuna dokundurarak yapacak çözümlerle beraber gelecek. E, ben e, şeyi de merak ediyorum. En çok sorulan sorulardan biri bu e, sıkça da soruluyor. Özellikle hani e, bu dokunmatik dokunmadan yapılan ödemelerdeki güvenlik açıkları işte kredi kartı yaklaştı ya da telefon yaklaştı paramı çekti mi çekecek mi e, vesaire işte özellikle de bunların böyle bir şehir efsanesi dönüşüyor olması da insanları birazcık aslında bu temassız ödemelerden uzaklaştırıyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? E, tam şehir efsanesi diyecektim. cümlenin <laughs> içinde siz kullandığınız için beni kurtardınız yani bugün fiziksel karttaki ödeme de yani temaslı kartın dip edilerek yapılmasındaki ödeme ile temassız ödeme arasındaki güvenlik arasında hiçbir fark yok. Sonuçta siz böyle bir işlemle karşılaştığınız zaman bu kartın kopyalanması da olabilir, farklı şeyler de olabilir. Bir sürü fraud riski var zaten. Dolayısıyla normal fiziksel bir kartın fraud riski yani tep edilen bir kartın, dip edilen bir kartın fraud riski ne kadarsa tep işinde de o kadar risk var. Kaldı ki hem bankalar olsun hem bizler yazılım geliştirici firmalar olsun bu konuları önlem almak için ciddi anlamda da yatırım yapıyoruz günün sonunda. Hayır şimdi şey var ya hani işte diyelim ki bu post cihazı olsun telefonum. işte geldi ee, dokundurdum, dokundurdum kaçtım. Kat, <gülüyor> dokundurdum <gülüyor> kaçtım. Ya da tam tersi. Ben kredi kartına dokundurdum kaçtım. Yani hani e, bu tür riskler olması açısından sonra. Ya yani. tabii ki yani çünkü diğerinde bir şifre girmek zorundasın <laughs> hani. Bu arada şöyle bir durum da var. E, teponfon teknolojisi mevcut bizim kullandığımız teknoloji. Bugün biliyorsunuz bugün Türkiye'de 350 liralık bir üst limit var. Evet. 350 liranın üzerinde pin girişi zorunluluğu var. Ee, bizim teknolojimiz 350 liranın üzerinde telefon üzerinden pin girilmesini de sağlıyor. Dolayısıyla pinli işlemleri de destekliyoruz aslında. Ee, buradan bakınca demin dediğim gibi zaten bankalar, biz bununla ilgili her türlü fraud e, takibini yapıyoruz. En son noktada böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimaline karşılık da zaten chargeback üzerinden, kendi bankanız üzerinden bu işlemi yapmadığınıza dair olarak... Her türlü avantajı hmm. sağlayabiliyorsunuz. Anladım. Peki bir diğer soru aslında gene finansal teknolojilerde ki bugün bu konuyla ilgili başka konuklarım da olacak. Daha çok kriptolara geçeceğim. Şimdi tabii ki finansal teknolojiler deyince aklımıza fiyat paralar işte normal kredi kartı işlemleriyle ama bir süre sonra hayatımıza sanki kriptoların da geçeceği, ee, düşünülüyor, öyle planlanıyor, en azından gidişat öyle gibi duruyor. Ee, bu konuda e, sizin bir hazırlığınız var mı? Yani çünkü e, normal cüzdan oluşturmak ki bunlar da aslında dijital cüzdanlar ama bir de bir de kripto dijital cüzdanlar var bizim kripto валютtan dediğimiz şeyler. Bunları oluşturmak mümkün olacak mı? Son kullanıcı tarafında değil, e, gene e, işte firmalar tarafında değil. Ee, bizim bütün yol planlarını açık ettik. Bu arada. <laughs> <laughs> ee, evet. Ben bilmeden soruyorum <laughs> evet, bu arada. Evet, bu konuşmadığımız da bir şeydi ee, aslında denk geldi. Ee, evet bu bizim de çok önemsediğimiz bir nokta. Ya yani ben zaten şahsi olarak da kripto teknolojisi ve kripto para teknolojisi inanan bir insanım ve de destekleyen bir insanım da teknolojik olarak. Hı hı. Ee, dolayısıyla alternatif ödeme kanalı olarak hı hı. bunların da mutlaka. Fiziksel ödemelerin olduğu noktalara ulaşacağına ben inanıyorum kendim şahsen. Hı hı. Ee, buradaki en kritik şey şu aslında, ee, bunların hala birçok ülkede regülasyonu yok bildiğiniz hiç üzere. Hiçbir yerde regülasyon yok. Aslında hani gerçek olarak ne Amerika'da ne Avrupa Birliği'nde ne Türkiye'de birçok yerde zaten regülasyon yok. Sadece bunu komple yasaklayan ülkeler var. Yok kardeşim hiç kullanılmıyor diyenler var ama regülasyon yok. Doğru. Ee, ama e, şuraya gelecektim oradan. Regüle olmamasına rağmen bu kadar yaygınlığa ulaştığı için de kimsenin bunun karşısında durmaya cesareti yok bir taraftan da. Dolayısıyla hı hı. ben e, bugün bu arada sadece e, temassız kart değil, biliyorsunuz Türkiye'de işte e, Merkez Bankası'nın önderliğiyle ortaya çıkan TR kare kod üzerinden evet. ödemeler, e, kripto ödemeler, bunların hepsi bizim teknolojilerimizin desteklediği. BKM destekledi Express'in ödemeleri. BKM tarafındaki şey. Bunların hepsi bizim desteklediğimiz teknolojiler ve mutlaka ve mutlaka bu tip özellikle de cihaz bağımsız ödeme platformlarında sadece fiziksel kredi kartı değil, demin söylediğim gibi QR olsun, kriptolar olsun, farklı ödeme kanallarında mutlaka bu sektörün içine gireceğini ben inanıyorum. Evet. Bunları da herhalde 2023 2024te daha çok sıkça görmeye başlayacağız. Zaten beklenen o ki önümüzdeki yıl içerisinde zaten bir regulasyonun ya da en azından belirli kuralların, kanunların geleceğini yani tüm sektör olarak bekliyoruz. Umarım e, bu sektöründe öne açılır. Çünkü finansal teknolojiler hızla büyüyor. E, son soru e, Metaverse ile ilgili olacak. Her konuma özellikle bilişim dünyası birçok konuma soruyorum. E, orada bir finansal e, ekonomi dönüyor. E, hem de ciddi ciddi artık büyümeye de başladı. E, alternatif dünyalarda büyüyen e, teknolojiler. Orada ödeme durumu var mı? Böyle ödeme alma etme durumu var mı? Onlarla ilgili bir çözüm olacak mı? Yani oranın e, yine kendi hype ile ilgili olan tarafıyla coin üzerinden yürüyeceğine inanıyorum ben. Evet, tabii. E, Dolayısıyla şimdi bazı insanlar Metaverse tarafına bir hayal, bir rüya, bir e, <laughs> şey gözüyle. Biliyorsunuz birçok teknoloji ilk çıktığında insanların genelde eğer öyle değilseniz şeyiniz, değil mi? <laughs> yani öyle adapter değilseniz uzakta dursanız böyle bakıyorsunuz genelde. Ben evet yani bir hype'ının olacağına inanıyorum evet. ama e, hala oturmamış çok nokta var. Hı hı. E, yapılmak için yapılan çok örnek var. Doğru. Yani ben de oradayım. Deneme yapıldı. Deneme de çok fazla. Ama var. E, bunun bir şekilde bir yerlerde bir yere doğru evrileceğine ben inanıyorum orada da ödeme olacak mutlaka E sonuçta insanın olduğu yerde hareketin olduğu yerde ticaretin olduğu yerde ligin yıllardan beri ödeme var <laughs> dolayısıyla metaverse'de bir de bir ödeme olacak olacak yani. değil mi? Ee, peki e son soru değil mi Ama aklıma gelmişken tekrardan bunu da ekleyeyim. ProPay ile dön hani ProPay ile başladık ProPay ile bitirelim ProPay tarafında ne kadarlık bir yazılım ekibiniz var kaç kişilik var e ve bu son dönemde nasıl gelişiyor nasıl çalışıyorsunuz çünkü bu önemli bir soru. Birçok arkadaşım var şu anda bilişim dünyasına giriş yapmış, genç arkadaşım da giriş yapacak olan. Onlara da aslında birazcık e, sektörün de ne ne yönde yürüdüğünü anlatmak adına. Ee, o yani şimdi iş yapmaya başladığınız zaman her zaman bir kendi tarafınızda bir pivotlar yaparsınız. İşte buradaki risklerim nedir? E, tamam. avantajlarım nedir diye. Türkiye'nin son dönemlerde yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi e, iyi yazılımcı kadrosuna sahip olduğumuzun yurt dışı tarafından fark edilmesi oldu. Ciddi anlamda bu home office işinden sonra Türkiye'deki yazılım pazarına çok ciddi bir talep var yurt dışından. Dolayısıyla buradaki kritik noktalardan bir tanesi biz firmalar olarak elimizdeki yazılım kadrosunu tutabilmek için alternatif avantajlar sağlamaya çalışıyoruz. Biz çok uzun zamandır home office çalışıyoruz. Ofisi bir daha da açmayacağız da en başta konuştuğumuz üzere. E, dolayısıyla buradan bakıldığında gerçekten insanların personellerine kendi ev düzenlerinde de mevcut iş yaşantılarındaki konforu sağlayacak alternatifleri geliştirmesi lazım. Dolayısıyla aklımızdaki ofis anlayışları veya çalışma formatlarını değiştirmemiz gerekiyor. Gerçekten ezber bozan bir dönem oldu. Bu yazılım sektörünü de çok ciddi etkiledi. O nedenle yeni bu işe girecek bir herkese en büyük önerim Yazılım kadrosunu ya da potansiyelini artık sadece nasıl biz yurt dışının bir potansiyelsek bizden daha aşağıda olan noktalardan kaynak almaya öngörmelerini düşünüyorum. Dolayısıyla ciddi anlamda aslında lokasyon bağımsız bir yazılım evreni içinde çalışıyoruz yazılım metaverse diye buna. <laughs> Dolayısıyla kaynağı mutlaka yakında değil her yerde arayarak ciddi en büyük potansiyeli oluşturacak ve gerçekten ofis bağımsız çalışma ortamlarını ve performansı takip edecek altyapılara ciddi anlamda kafa yormaları gerekiyor. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok sağ olun. Sağlıklı günler olsun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi turları devam ediyor. Madasa Türk Bükün'ün sunduğu Silikon Vadisi programı devam edecek. Madasa Türk Bükün'ün sunduğu Silikon Vadisi programı devam ediyor. Evet arkadaşlar silikon vasitimize devam ediyor dedik ve bugünkü bir diğer konumuz uzun zamandır çok çok konuştuğumuz yeni bir teknoloji. NFT teknolojileri hakkında ve yurt dışından bir konumuz var bugün. Capital Block CEO'su Tim Magnol. Welcome to TV show. Thank you. How are you? Very well yourself. <laughs> Thank you so much. You. Uh, you know, the, everybody says, everybody uh, talk about NFT, 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 blah, blah, blah. So many, so many people talking about that. Uh, what is the NFT? The first question. <laughs> an NFT is a non fungible token, which uh -huh. doesn't mean a huge amount if you don't know what an NFT is. And essentially, it is a digital asset mm -hmm. a picture, a video, a music clip that can be registered on a digital ledger that mm -hmm. is owned by one person with a unique code. So you can create a picture that would be created into an NFT, and then one person owns that and it's registered on the blockchain, which is a, a digital mm -hmm. ledger. so uh, everybody can be created or produced to nft or not. of course, anyone, we could take any image, you and i could draw a picture here, we could take a photo of it, and we could mint it or create it mm -hmm. um, and put it onto the blockchain and sell it as an nft. and if there is demand for mm -hmm. that image that you and i drew, then the, you can sell it to whoever that may be so it's uh, i guess it's it's very very big market very very big sector it's, it's it's growing right now isn't it yeah i mean the sector is booming at the moment i mean it, this year alone we've done more nft sales as an industry uh -huh. than we have in the whole of 2021 i think it's surpassed 300 billion this year and it's it's phenomenal and it's only growing but there's so many different sectors of the nft world so you think of NFT, you can't just say NFT. It's like saying we just do media. Is it, do you do TV? Do you do out of home? Do you do press? So there's lots of different areas that NFT covers from film to music to sports to Let art. On the picture. Not only pictures. And art is probably the one that is gaining the most traction. That's where the most sales are. Mm -hmm. um, but there's still a long way to go for the sports industry, the music industry, the film industry. From an NFT perspective, so it's an important thing. Uh, the sports industry, and but the uh, first of all, uh, you own the uh, Capital Block. Uh, yeah. What's your core business in Capital Block? So, Capital Block is an NFT agency, we're a sports and entertainment NFT agency. So, mm. we come into sports clubs and we help build their strategy, we help build their NFT program, and we build their whole roadmap. You are, you are, an, uh, you are, uh, a Agency, not a producing company. No. So, we are an agency, we're not a marketplace. We work with marketplaces, we work with platforms, we work with the people who produce it. Mm -hmm. And we have people, graphic designers within our team, that mm -hmm. can help support our clubs. But we are an agency, no different to a media agency, but we focus on NFTs mm -hmm. to help clubs understand because it's such a new industry, because clubs don't really know what to do in the NFT space at the moment. We come in to help advise them. You work in Turkey. Yes, we represent Galatasaray, so we launched Galatasaray's NFT uh, mm -hmm. last October. For What's the founder. mean Galatasaray's NFT? So we launched a NFT honoring the founder Ali Sami Yen. So mm -hmm. we created a very historical image, mm -hmm. took a very historical image of him, and we turned it into a digital NFT where we had three drops. Where owners of that NFT. Were the official owners and kind of founding fans of Galatasaray. And then they had utility, which is something that sits behind mm -hmm. an NFT and it's like an add on, essentially. Mm -hmm. And we got them to get invited to our box, have VIP hospitality. So it was a really great way for Galatasaray to create fan engagement for their fans. And then we had three subsequent drops. And then we've got a second drop coming up uh, in the next month. Oh, great. And um, you work in, in Galatasaray in Turkey mm -hmm. and, uh, and the other sector? Yes, yeah, so we, we've got a movie house over here. So there's a uh, Chale Insignia, which is a movie production company uh -huh. that uh, do a movie called Boru, 2039. Bor Boru, yeah. Boru uh, 2039. So we've launched them in partnership with a platform called NFT Prime. Um, which is a new uh, NFT marketplace, a Turkish based marketplace here. Mm -hmm. um, and we've launched their one of one, uh, which is a, the est Historical image mm -hmm. um, logo, uh, and that's currently on auction, and that's live at the moment through NFT Prime. And uh, you worked uh, in the sports sector, uh, the football sector, yeah. I mean. And uh, what is your uh, your base in England, isn't it? So we're, our head office is in the UK, but we have an office here. We we work. We've got two sides of the business. So uh -huh. Capital Block is part of the Capital Sports Media Group, that uh -huh. is a long term media partner. Of Galatasaray, we also work with clubs like Gustepe, Sivaspor, uh, Besiktas as well. Mm -hmm. um, but Capital Block is the, the main agency running all of the NFTs. What is in the uh, in, in, in UK? UK is where our head office is based. Um, so where you we work run in some, some clubs? Yes, yeah, so we work with European clubs, we work with big clubs, um, we work with clubs over in Poland, we work with clubs in France, we work with clubs in the Premier League, we've got some big announcements coming in the coming, example, coming weeks. so as monaco, leisure warsaw are clubs that we work with and that we are, are proud to call our partners and that we are becoming sponsors of. Mm -hmm. um, and then some other premier league clubs which we, we can't talk about at the moment. Uh, and the other questions about metaverse because, you know, metaverse is very, uh, everybody talking about the metaverse. Yeah. And, and, uh, and web3. Uh, also so what's you think about that because the nft market is growing but uh, everybody talking about the metaverse is big a uh, big area for yeah. nft so what do you think i think we we need for many brands and many clubs we need to learn to walk before we can run uh -huh. into the metaverse the metaverse is going to be part of our future you look at how much we consume digital media uh, the metaverse is an extension of that. The, the amount of time we're on our phones, we're on our computers, we're consumed by screens. The metaverse is only going to develop that, and especially what COVID has done in terms of highlighting how uh, how we don't need to be going into the office, how we can have virtual meetings. So, NFTs will play a big part in the metaverse. For example, NFTs may you may buy land in the metaverse and that land will be given to you as an nft um, you may buy an nft to get exclusive rights into events and parties or shopping districts or anything in the metaverse mm -hmm. but i think clubs from our perspective as an agency clubs really need to understand an nft and build an nft strategy before they dive into the metaverse because you need to build a community for your nft mm -hmm. uh, launches just because you have 80 million, 100 million fans mm -hmm. does not mean you have an NFT community. You have to build an NFT community from scratch and then you have to educate your fans. And it's very different from having an artistic NFT project, such as uh, CryptoPunks, or having a football NFT project because your football NFT project, you're talking to your fan base and you've got to educate your fan base and move them. To being an NFT fan and then bring them into the club. The NFT community is a very important point. Is yeah. that I guess. Uh, and uh, if we if we back to Turkey again. Uh, so, uh, which sectors do you do you uh, see NFT usage the most in Turkey? At the moment, it's art, um, but I see sports probably being the biggest area of growth. We know how passionate the Turkish fans are for their clubs. Mm -hmm. um, and NFTs give the best opportunity for fan engagement that has ever been available to a club. An NFT truly can connect a fan with the club in a way that has never been possible. And it makes a fan feel like they own something, like they want to be part of a community that is closer to the heart of the club so people can buy nfts and they can then get access to boxes or access to players or depending on how deep the club want to go in that mm -hmm. fan engagement so for me the biggest growth is going to be in sports but i also think there is a big opportunity for music and there's a big opportunity for movie NFTs as well here in Turkey because the movie industry here is booming. We know Turkey's music is highly, highly popular as well. So I think these are TV three areas series. and TV series exactly. So I think these are areas that we're going to see a big growth in. But there's a different strategy to your NFT art, which is is going to be the biggest and it's the the first mover. It's led the way. It's made NFTs become. Mm -hmm. A household name. It's, it was the most said word last year. NFT, mm -hmm. Mm -hmm. like even in the English dictionary, they put NFT in the English dictionary. So, it's only going to grow. And art has led the way, but sports isn't going to be far behind it. So you you, you work in, you work with Europe and the Turkey. So mm -hmm. what do you think about the? How is the Turkish market's? Uh, so what you, what do you think about that? The Turkish market is. Very, very developed in terms of their crypto adoption. You've got 5.5 million Binance users, obviously, Binance being the biggest crypto exchange. Um, mm. You've seen the passion of Turkish people with the Galatasaray <laughs> NFT drop. They, they bought it and it sold out in 59 seconds. Um, and also, we know due to inflation over here in Turkey, there, there is a hedge against inflation through cryptocurrencies. So, I think the Turkish market is an extremely exciting market and is more developed than many of the uh, many of the, the big European countries. You just have to drive through the streets of Istanbul and you see exchanges, <laughs> you see Bitcoin, you see fan tokens everywhere, and yeah. you don't have that in London, you don't have that in Paris <laughs> or Berlin. So you love that, yeah. <laughs> it it. So I think I think there's big growth um, and the market is still very open. There's still not a single NFT. Turkish NFT market player yeah. here at the moment, um, so I think Turkey's got a big, big role to play in the wider crypto economy and also in the NFT economy. The problem, or problem or not, I don't know, but we are we are waiting to you know uh, the regulations. So there is no regulations in yeah. Euro, uh, Europe and in the US and, and Turkey. So what's your expectation, or what's your thing about the new regulation? Is uh, good. It will be good or not. I, ho about. I hope it will be good. I mean, there's been a change of stance. If you look back in September, it was comments coming out of the government saying we're at war with crypto, and now there's legislations being sent to, to Parliament to uh, put regulation and put structure in place. So there's definitely been a shift in attitude to what crypto can can develop and what crypto can bring to um, to Turkey. So. I hope it's good. No one knows. Um, I, so we are waiting. Uh, we, we are waiting. Yeah. <laughs> Thank you so much for everything. My ee, evet arkadaşlar, bugün e, tim bizlerle beraberdi e, Capital blocktan ve özellikle NFT konusunu dünyadaki gelişimini ve beklentilerini e, bizlere anlattı. E, bir NFT ajansı nasıl olur? bizlere güzel bilgiler verdi. Şimdi e, kısacık bir ara sonra Silikon Vadisi hızla devam ediyor. Madasa Türk Bükü'nün sunduğu Silikon Vadisi programı devam edecek. Madasa Türk Bükü'nün sunduğu Silikon Vadisi programı devam ediyor. Evet, Silikon Vadisi'ne tüm hızla devam ediyoruz ve bu haftaki son konu Mete ve Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Keskin Kılıç bizlerle beraber. Hoş geldiniz Seyhan Bey. Hoş bulduk. Ee, bugün böyle e, güzel bir sohbet edelim çünkü ee, özellikle otomobil sektörü e, önemli bizim için ve siz evet. de bu konuda e, ciddi yatırımlar yapan, argeler yapan bir firmadasınız. Evet. Ee, biraz bize MetaDiag hakkında bilgi verirseniz e, arkasından da sorularıma geçeceğim. Hay hay. Öncelikle burada olmaktan çok memnunum. Dintar Bey teşekkür <laughs> ederim bu ortam için. Sağ olun. 2012'li yıllarda bilişimi birleşimi kurmaya niyet ettik. Öncelikle ee, araçlardaki diagnostik arıza tespit sistemleri üzerine yoğunlaşmıştık. Hı hı. Ee, Bu bütün araçlarda mı? Evet, bütün araçlarda. Bu ne demek diagnostik? Diagnostik tanı anlamına tanı. geliyor, <laughs> tanımak. Araçlardaki arızalar artık araçlar elektronik. Hepinde beyin var tabii ki. Evet, değil mi? Evet, Eskisi evet. gibi değil evet, yani evet. Eskiden böyle tık 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 vururlardı, bakarlardı motorun sesine. Usta, Abi bunda <laughs> usta, bir problem var derlerdi. Aynen. Usta sesini dinlerdi eskiden. Evet. Derdi ki sorunu şurada. Ama o devir kapandı artık her şey elektronik. Evet. Yani araçlarda birçok sistem çıktı, var. Beyin çıktı mertik bozuldu diyorum ben. <gülüyor> <Doğal> <gülüyor> İlk karabamın altına yatardım çünkü ben. Olabilir, <laughs> olabilir evet. E, bunu, bu sistemleri biz servis ekipmanları e, ve arıza tespit sistemleri üzerine yoğunlaştık ilk etapta. Hı hı. E, hedef kitlemiz oto tamirciler, kamyon tamircileri oldu. Hı hı. Daha sonra e, dünyanın önünde gelen şirketlerin distribütörlüklerini yaptık ki hala yapıyoruz. Hı hı. E, 2015 yıllarda biz bir şeyler üretebilir miyiz diye düşünmeye başladık. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin teknoparkına bir projeyle giriş yaptık. Oradan hı hı. sonra biraz daha üretim arge merkezi kurdular evet, tabii orada. Teknokent'te bir yerimiz var. Oradan sonra biraz daha hani bir şeyleri üretir miyizin heyecanıyla bir şeyler yapmaya çalıştık. Hı hı. Alanımızı hiç değiştirmedik. Hep otomotiv sektörüne hizmet verdik. Hı hı. E, ağır sanayi daha çok e, proje bazlı gittik. Hı hı. E, ağır sanayide amacımız hep e, şantiyelere e, bu iş insanlarına bu e, daha fazla maddi tasarrufu nasıl sağlarız? Hı hı. E, iş güvenliği konusunda nasıl adımlar atarız? Hı. E, bu tarz projeler yürütmeye çalışıyoruz. Özellikle bu ağır senaryonuz o büyük araçlarda evet, iş güvenliği iş mi çok önemli. Çok Tabii da ki. fazla özellikle son 15-20 yılda çok arttı o damperli Tabii kamyonlar. Tabii ki. 7-24 e, durmuyor şantiyeler, maden ocakları. Devamlı çalışıyor. Bir şoför iniyor, bir şoför iniyor. İş makineleri aynı şekilde Şantiye şartlarını tahmin edebilirsiniz. Çok tehlikeli ortamlar var. Muhakkak. Dolayısıyla biz o konuya, o alanlara odaklanarak aynı zamanda maliyetler çok yüksek. Tasarrufu nasıl sağlarız? Odaklanarak projeler üretmeye çalışıyoruz. Ne, ne, mesela bir örnek verebilir misiniz? Mesela nasıl bir tehlike oluyor da siz çözüyorsunuz? Mesela bir damperli araçta. Yani örnek veriyorum. Ee, bir kere orada insana bağımlılığı azaltıyoruz. Kurduğumuz ha. sistemle, evet kurduğumuz sistemle şantiye şartlarında düzgün asfaltta çalışan araçlar değil. Eğimler uygun olmadığı zaman e, damperini kaldırdığında dökümde ağırlık merkezi değişiyor. Ve Çence. ikinci, üçüncü pistondan sonra devrilebiliyor e, araç. Hem maddi kayıplar oluyor hem ölümlü kazalar olabiliyor. Ya, kurduğumuz sistemlerle şoföre bağımlılığı e, ortadan, ortadan kaldırıyoruz. Uygun olmayan zeminlerde kaldıramıyor. İşte damperini hmm. açık unuttu, köprüye vurmuyor. Kendi otomatik indiriyor sistemlerimiz. Hmm. O bir ivmelendikten Tabii sonra. Çok ara. böyle hikaye bir çok, bir çok. <laughs> Türkiye'de üçüncü sayfa <laughs> evet, evet, çok evet. fazla dedik bu haberleri. Evet, evet. Ee, bu bu çözümlerinizin bir kısmı. Onun dışında chip tuning dediğinizde evet, bir çözüm evet. var. O neye giriyor? Orada da biz gene ağır sana ağırlıkta aslında e, otomobil grubunda çok yaygın biz de yapıyoruz. Evet. E, Performans. Ee, özellikle araçlarda beygir gücü dediğimiz performansı arttırmak için yapılan hep elektron, evet elektronik kontrol üsleri yapılan yazılımlardır. <laughs> Bununla beraber mekanik güçlendirmeler de yapılabilir ama biz gene ağırlığımızı Ağır sanayide bu işlemi kamyon grubunda, iş makinesi grubunda yapıyoruz. Tarım grubunda, biçer dolar traktör, gemi motorunda. Tabii biz hep böyle otomotiv deyince aklımız hep böyle yolda arabalar, kamyonlar falan geliyor ama bunun tabii tarımda kullanımları var değil mi? Böyle e, evet, evet. E, tamam. Sektörlerde kullanılıyor. Bütün otomotiv... Motor olarak bakmak motor lazım. Motor olsun. Olaya. Üst yapısına çok takılmadan biz motor olarak bakıyoruz olaya. Burada da birinci hedefimiz biz performans tamam, okey performansı da veriyoruz ama daha çok Az önce söylediğim gibi tasarruf odaklı olduğumuz için hı hı. E, yakıtla ilgili e, yakıt tasarrufu odaklı gidiyoruz biz. Küçük hı. enjeksiyon haritalarında yaptığımız... Şu zaman da çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Hele evet. böyle evet. e, benzin, mazot, zamlar vesaire hani herkesin şöyle konuştuğu tarafta e, o bir litrelik tasarruf bile artık çok önemli bir noktaya tabii, geldi. Tabii tabii ee, hem tarımda da bütün tarım fiyatlarını dolayısıyla bütün ekonomiye etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. Evet evet evet. Kesinlikle. Yani burada e, a, kamyon grubunda ya da ağır sanayide Aha. hani günlük 400 litre, 500 litre mazot yakan araçlar var. Filolarda bu Günce rakam günde litre. günde 24 saat çalışıyor. Özellikle hafriyat sahasında bazı filolarımızda 300-500 bin, 2 bin adetli makineler ve kamyonlar bulunuyor. Öyle baktığınız zaman bizim %2-3 plus artı tasarruf sağladığımız... Büyük bir rakam. Evet yani. büyük rakam. Yani odağımızı tuning kısmında yakıt tasarrufuna vermişiz. Anladım. Peki bu dünyada da böyle mi? Yani dü dünya pazarını da muhakkak inceliyorsunuzdur. Umurum. E, i̇ki sorum olacak. Dünyada da bu böyle mi yoksa farklı bir yönelimi var? İkincisi de yurt dışına açılmayı düşünüyor musunuz bu alanda? Evet şimdi e, dünyada da böyle değişen bir şey yok. Özellikle tuning konusunda üreticiler e, motor üreticilerin aynı motoru e, üretim maliyetlerden maliyetlerinden dolayı aynı motoru farklı model araçlarda farklı beygir güçleri ürettiği için uh -huh. e, üst yapılarını da farklı yaptığı için örnek veriyorum. Bir motoru biz bir çerdeverde de görebiliyoruz aynı motoru bir kamyonda da görebiliyoruz e, bir otobüste de görebiliyoruz. Buradan dolayı bizim e, bu yazılım ve enjeksiyon haritalarında oynama şansımız oluyor. Hı hı. Küçük küçük dokunuşlarla belli tasarruflar yapıyoruz ki bu dünyada da bir sektör. Hı hı. Aynı. Biz yurt dışına evet 2016'dan beri açıldık. İhracatımız yazılım ihracatımız da mevcut. Ee, hatta 70'in üzerinde ülkede bayilerimiz mevcut. Hı hı. Aktif devam ediyoruz. Biz de ihracat odaklıyız. Yani katma değeri yüksek ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bir yazılım ekibiniz var tabii var, Türkiye'de. Arge evet. ee, merkezinde çalışan. Evet. evet. Ee, hemen soracağım biraz önce e, program başında da e, bir başka konu olmadı. Murat Bey ile görüşürken yazılım ekibinin evden çalıştığını söyledi. Sizde evet, de öyle mi evet. şu anda? Pandemi döneminde biz de uzun bir süre evet. öyle çalıştık. E, şirketimiz gece 12'ye kadar açık Gece mesaisinde hı hı. evden çalışmalar Tabii yapıyoruz. Tabii canım yazılımcıların gündüz gecesi yok zaten. Yani, Çoğu yazılımcı gecemize çalışmaya Biz yurt hizmet verdiğimiz için saat farkı örnek veriyorum. Güney Tabii, Amerika bölgesinde çok aktifiz. Orada 7 saat farktan dolayı oranın çalışma saatlerine uygun anlık kadro tutmamız gerekiyor. Çünkü hedef kitlemiz servisler. O an araçlarda yaşadıkları sorunlarda ya da problemlerde teknik destek almaları gerekiyor. Müdahale ediyoruz. Evden çalışma bizim için uygun değil. Çünkü aynı zamanda sahada da çalışıyoruz. Bizim He. uygulama ben gerçi merkezlerimiz için var. Ben yazılım evet. ekibi için söyledim ama yazılım e ekibi de galiba şirkette olması gerekiyor. Evet, evet. Şimdi şirkette olmayı tercih ediyoruz diyorum. Hı -hı. Çünkü gizlilik içeren bazı bizim o için hakkı. önemli bilgiler var. Serverımızı dışarıya açmak istemiyoruz. Ondan dolayı şu an için kararımız bizim e, ofis ortamında e, çalışmaya ofis ortamına devam ediyoruz. E, ona ona göre de ofis ortamımızı güzelleştirdik, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın mutlu olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Pandemiden etkilenmemeleri için toplu taşıma dahil değişiklikler yaptık kendimizi. Onları mutlu ettiğimize inanıyoruz. E, harika. Evet. E ben bir de şeyi soracağım. Şimdi hep biz e, tabii şirketleri, servisleri, firmaları, işte inşaat şirketleri belki bunları konuştuk ama ben bireysel bir kullanıcı olarak da e, günde çok yol yapan bir kişiyim. Evet. E, i̇şim dolayısıyla bütün gün dolaşıyorum ve gerçekten de çok fazla aracımda vakit geçiriyorum. E, hatta gerçekten de bundan müzdarip bir insanım. E, ben de belirli şeyler yapmak istesem mesela belirli e, maliyetlerimde özellikle işte yakıt maliyetimi düşüklük olsun. Aracımı daha iyi yönetebileyim, hmm. aracım hakkında daha fazla bilgi alayım desem kullanabileceğim bir e, uygulama ya da çalışacağım bir yer var mı? Evet, Meta ECU diye bizim kendimize ait bir portalımız var. Hı -hı. Bu portalda gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Gene Hı -hı. YouTube kanalımızda gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. E, ve biz kendi uygulama merkezlerimizde gelen misafirlerimizi bizler önce bu işin olabilirliğini onlara ispatlıyoruz. Hı -hı. Yani sizin bunu görebilmenizi sağlıyoruz. E, parayı ikinci plana atıp daha Hı -hı. çok müşteri memnuniyetini öne çıkartmaya çalışıyoruz. Yani ben son kullanıcı olarak da sizin teknolojilerinize bakıp sizin teknolojilerinizden yararlanabilirim. Tabii İlla şirket olmama gerek yok. Ben Hayır. bireysel olarak da bunu... Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Kesinlikle. Türkiye'de e, 200'ün üzerinde yaygın bayimiz var. Tüm şehirlerde, bazı ilçelerde. Hı -hı. E, ekibimiz, bayilerimiz de ekibimiz görüyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, dostlarımız, hatta ailemiz diyebilirim. Hı -hı. E, bu konuda hep pozitifiz. İnsanların Önce bilinçlenmesini sağlıyoruz, yaptığımız işi anlamasını, mühendisliğimizi anlamasını sağlıyoruz. Be, peki ileriyi nasıl görüyorsunuz? Yani ileride neye evrilecek bu iş? Tartışma Daha, heh, özür dilerim. Tartışmaya buyur, buyur. kapalı bir şekilde artık devir değişiyor. Yani fosil yakıt <laughs> devri bitiyor, elektrikliye dönüyor. Dolayısıyla e, bizim yaptığımız alanda da biz de yenilikler araştırıyoruz, yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda. Otonom araçlar, özellikle güvenlik sistemleri üzerine yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Hatta yapıyoruz kamera, radar sistemleri. Evet. Özellikle çok ilgimizi çeken alanlardan bir tanesi. Hı hı. Ee, peki bununla ilgili de yurt dışına açılacak mısınız? Evet. Bizim Benim için yani çok net bir şey var. Ee, i̇hracat. Çok önemli. çok önemli. Hem ülkemiz için, hem bizim için, hem yeni yerler görmek, yaşam standartlarımızı yükseltebilmek için Hı hı. E, ihracat odaklıyız. Tabii hiç da bırakmıyoruz. Burada da aktif bir şekilde olabiliyoruz. E, dünyada özellikle çip krizi yaşandı. Evet, e, evet, evet. Son sorum da bununla ilgili olsun diye düşündüm. E, çip krizi de özellikle araç üretimini e, ciddi anlamda etkiledi. Birçok kişi sıfır araca ulaşmakta zorluk çekti. Aynen. Özellikle pandemi döneminde. E, ve, ve hala bile şu anda e, ikinci el araba piyasasının e, hala işte yükseliyor olmasının nedenlerinden biri de, ana nedeni demiyorum, çip krizi. Aynen, e, aynı çünkü insanlar sıfır araç bulamıyorlar. Evet. E, bu anlamda da bakıldığında araçların beynini doğru korunuyor olabilmek, onu koruyor olabilmek de çok önemli bir hale geliyor evet, değil mi? Evet. Yani, Burada bu, da bir departmanımız devreye giriyor. Biz de etkilendik ondan. Ürettiğimiz bazı donanımlarda, yani üreticilerden bir yıl sonrasına e, tedarik için zaman verildi. Burada da biz Meta Garaj markası altında bir markamızda bu elektronik kontrol üteleri, arızalandığı zaman kıymetli, değerli parçalar bunlar. Tabii. Bunların reman işlemlerini, tamir işlemlerini yapıyoruz. Burada da bu krizi belki bir nebze olsun hem maliyetleri düşürerek hem de hurdaya ayrılmış ürünleri i̇şte çok geri dönüştürebilerek. Evet. Yani geri dönüşüm, Yani sanayide geri dönüşüm demek illa attığın çöpü Atıyorum, yakıta çevirmek anlamına gelmiyor. Evet, Aslında evet. kullanılmış ürünleri e, işi bittikten sonra tekrar kullanabiliyor olmak tabii, çok tabii. önemli. Yani burada içindeki yedek parçasından tutun e, hani hurdaya ayrılana kadar her şeyini geri dönüştürebiliyoruz kontrol nitelikleri. Metediyek olarak bir sonraki adımınız ne? Bu anlamda donanım tarafı içinde. Yazılım tarafında zaten anladığım kadarıyla bir projeksiyon var. Evet. Orada çok hızlıca ilerliyorsunuz. Donanım tarafında bir şeyiniz var mı bir düşünceniz var mı? Evet şimdi ilk başladığımız gönül verdiğimiz alan arıza tespit sistemleri, diagnostik tanı sistemleri. Ki şirketimizin olabilir. adında da diyak kısmı tanıyı Aha. vurguluyor. Bugün dünyanın önde gelen firmaları bu alanda Alman, İspanyol, Hı -hı. İtalyan. Biz de bir İtalyan firmanın distribütörlüğünü yapıyoruz. Yani son iki yıldır hep hedef noktamız bu tanış, e, diagnostik tanı sistemlerinde bize ait Metaprog markasında bir ürün üretmek. Bunun üzerine de çalışıyoruz. E, daha çok üretime odaklı olmak istiyoruz açıkçası. Süper. İnşallah e, yolunuzda e, hızlıca ilerlersiniz. Umuyorum. Bu tür ihracat ki, umuyorum. yapan firmaların hem yazılım tarafında hem donanım tarafında artması Türkiye ekonomisi için de oldukça önemli. Aynı çok fikirdeyim. teşekkür ederiz programımıza. Ben teşekkür için. ederim. Hanım. Harika bir program oldu. Çok, çok güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar bu haftanın da sonuna geldik. Ee, bizimle ilgili görüş ve düşüncelerinizi her zaman altta görmüş olduğunuz sosyal medya adreslerinden bize ulaştırabilirsiniz. Bize sorularınızı, görüşlerinizi her zaman yazabilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Madnasa Türk Bükü Silikon Vadisi programını sundu.